Değerli izleyenler merhabalar. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk. Siz değerli izleyenlerime çekirdeksiz sultane üzüm yetiştiriciliği üzerine videolar çekmeye devam ediyorum. Artık üzümlerimiz olgunlaştı ve satma aşamasına geldi. Bir kısmını yaş vereceğiz. Bu sene şaraplık olarak vermeyi planlamıyorum. Hem şaraplık ucuz hem de bu sene kurutma yapmayı tercih ediyorum. O yüzden artık kuru hazırlığına da başladık. Biz de ilk önemli olarak kuru hazırlığı olarak neler yapıyoruz? Bizim her bağımızın başında eskiden kuru üzüm yetiştiriciliği sadece kuru üzüm yetiştiriciliği yaptığımız için beton sergilerimiz var. Üzümleri kurutmak için. Bunların temizliğini yapıyoruz. Ben süpürgeyle süpürmek yerine suyla tertemiz yıkamayı tercih ediyorum. Şu anda da oğlum İbrahim'le beton sergilerimizi yıkamaya başladık. Burası bizim komple üzüm sereceğimiz beton sergi. Ve şu anda tertemiz hale getirmek için suyla yıkama işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde tozundan, toprağından ve taşlarından ayıklamış oluyoruz. Üzümleri tertemiz bir şekilde betonlara serme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda toprak üstüne, kanepçe üzerine serme işlemi yapılıyor. Bu topraklarda tozlanabiliyor. Ben beton sergiden kaldırması bana daha kolay geliyor. Yani daha pratik bir şekilde kaldırıyorum. O yüzden bu beton sergilere üzümü sermek için şu anda bunların temizlik çalışmasını yapıyoruz. Şu anda bizim bu her bağın başında pompa olduğu için uzun bir hortum ayarladık. Ve bunları tek tek yıkamasını gerçekleştiriyoruz. Ve oğlum İbrahim'e yakın çekimde siz değerli izleyenlerime beton sergilerimin durumunu göstermek istiyorum. Değerli izleyenler, bu beton sergilerinden bizim her bağın başında hemen hemen var. Biz şu anda hepsini yıkama çalışmasına başladık. Tabi yakın çekimden göstermem gerekirse şu şekilde içi taşlı, pislikli, topraklı, şöyle pis olan kısımlarını da iyice göstereyim. Topraklı olan kısımlarını da göstereyim. Şu şekilde çamur ve toprak olan yerler var. Biz bunları tertemiz hale getiriyoruz. Otlarını falan temizliyoruz. Şu anda bu kısmını, otlarını temizledik ve yıkama işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve şu tarafı da yıkadık şu anda. Evet. Bir taraftan tabi beton sergi bazen çürüdükçe şu şekilde kırılmalar oluyor. En azından bu taşları da bu sergiden uzaklaştırmış oluyoruz. Evet. Şu anda yıkanmış, temizlenmiş hali de burası tertemiz halde. Yani üzerinde her şey kurtulabilir temiz olduğu için. Ve hiçbir şekilde de toza, toprağa hiçbir şeye maruz kalmıyor. Bu şekilde buradan kalkan üzümler de yemelik olarak yani bazı bizim üzümlerimiz kötü olduğunda, kötü kurutulduğunda şaraplık olarak kullanılabiliyor. Bunlar tamamen sofralık, yemelik yani kuremişçilerde satılan üzümler olarak bizlere ulaşan üzümler. O yüzden biz de buna özellikle nizami olarak dikkat ediyoruz. Evet, bu arada üzümlerimiz de bayağı bir olgunlaştı. Üzümlerimizin durumunu da bir göstereyim. Bu şekilde sergiyi tertemiz hale getirip nasıl serme işlemi yapıyoruz. Bunları da gelecek günlerde videolarına çekmiş olacağım. Evet, şu anda üzümlerimiz bayağı bir olgunlaştı. Artık serilmeye ve sofralık halde satılmaya da hazır halde. Bazı yerlerde de şu şekilde hastalıklar oldu. Uç kuruması hastalığı diyoruz biz bunlara. Üzümü besleyememekten kaynaklı hastalıklar. Artık bunların da tamamını sergide kurutmalık olarak değerlendireceğiz. Şu şekilde tamamen düzgün olan üzümlerimiz de yaş olarak, sofralık olarak satmayı gerçekleştireceğiz. Evet, değerli izleyenlerim, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu taşlardan, özellikle üzümün içine girecek taşlardan sergideki pislikleri uzaklaştırmamız gerekiyor. Beton gırtlar da bu şekilde temizlendiğinde üzümün içi sadece temiz bir şekilde tuvallara girmiş olacak. Evet, şu anda göndersin taşları. Thank you.
Her güne ağır ağır çürümeye başlıyor. Tabii yıllar geçtikçe çürümeler olabiliyor. Bu kırık kısımlarında bu şekilde çıkartarak üzümün içine karışmasını da engellemiş oluyoruz.